Sayın ve sevgili arkadaşlar. Bir yağmurlu İstanbul, bayağı da yağmurlu yani. Gününde zor geldim buraya. Şu an bulunduğum yer tabii Üsküdar ama karşıdan geliyorum. O yüzden biraz geç kaldım. Şimdi bugün tabii metin okumaya devam ediyorum. Bugün 22-36 yani 22. satırda kaldım. 36'ya kadar okuyacağım. Tabii geçen hafta söyledik ya, hani arkadaşlardan birisi hocam bu gidişle 25-30 yılı bulur bu iş diye. Dolayısıyla 25-30 yılı bulmasın diye hani 10-10 okuyordum satırları. Şimdi onları 15'e 20'ye falan çıkarabilirim. Çok önemli görmediğim bir kısmının belki sadece Türkçesini okuyabilirim, bilmiyorum. Ama bu herhalde tabii 25-30 yıl, yani 3 yıl 5 yıl bile şey olmayabilir. Ama ben size ahdettim, bu metni bir şekilde bitireceğim yani. Ben aslında İstanbul'a da yeni geldim. Hattuşa'daydım. Tabii şimdi bir kapanma falan hikayesi, bu millet bir coşmuş yani. Bayağı bir dağlarda, tepelerde insanlar var. Hoşuma gitti. Ben de Hattuşa'daydım. Hattuşa biliyorsunuz ki Hititlerin başkenti, Hitit Devleti'nin. Hattuşa Boğazkale'de, yani bugünkü Çorum, Yozgat, yani o civarda. Boğazkale diye bir yer. Antik adı tabii Hattuşa yani. Hitit Devleti'nin şeyi başkenti, yani şöyle düşünün. Milattan önce yaklaşık 1700'lerle milattan önce yaklaşık 1200'ler arası bütün Hitit Devleti'ni Anadolu'daki, yani yaklaşık neredeyse ilk emperyal devlettir. Yani bir an emperyal kavramı tabii çok modern bir kavram da, ama Mısır'a kadar uzanan, neredeyse işte Orta Doğu'da falan etkili olan büyük bir devlet. Bizim bu hikayelerin geçtiği dönemler de esasında yaklaşık Hitit döneminin biraz öncesi ve biraz sonrası. Yani her halükarda, zaten daha önce söyledim ben size, Hititçe versiyonları da var bu Gılgamış Destanı'nın. Bugünlerde fırsat bulursanız mutlaka bir Hattuşa'ya gitmenizi kesinlikle öneririm. Hattuşa hem çok güzel, yani coğrafya olarak çok güzel. Zaten Hititlerin başkenti olarak Hattuşa efsane bir yer. Yani Anadolu'da benim bu kadar etkilendiğim birkaç yer var sadece. Ve ben defalarca tabii 87'den beri giderim yani. Bu sefer gidişimin nedeni de şeydi, bir yine belgesel projesi var. Biraz onunla ilgili, biraz da detay gezeyim diye. Yani çünkü ben daha önce gittiğimde hep iş veya çalışma, yani Hattuşa'da yaptığım bir takım işlerle ilgiliydi. Bu sefer ama biraz kendim için gezeceğim diye gittiğimden dolayı çok da iyi gezdim. Aklınızda olsun, Hattuşa'ya giderseniz mutlaka çevresini de gezin. Yani antik bölgeyi gezin, antik bölgenin etrafında Boğazkale'nin bütün çevresini gezin ve artı Hattuşa'dan biraz uzaklaşın da, yani bir 10-15 kilometre çapında bir yerde, yani bu bölgede şeyler var, güzel mekanlar var, tarihsel veya başka yerler. Dolayısıyla ben de Hattuşa'dan yeni döndüğüme göre efendim o heyecanla bu yağmurlu günde derse başlıyorum. Şimdi 22'de kaldım, 36'ya kadar devam edeceğim. Yine önce Akatçasını okuyorum, ondan sonra Türkçesini okuyacağım, ondan sonra da yorumlarını yapacağım. Yorumlarını yaparken de biliyorsunuz hem arkeolojik anlamda hem de inanç tarihi ya da dinler tarihi anlamda yapmaya çalışıyorum. Evet, şimdi 22. Yani 22. satır. Sa'ar Alu, Sa'ar Kiratu, Sa'ar Esu, Pitiru, Bite Iştar. Şimdi bu 22. cümlemiz. Bunun tabii ne olduğunu birazdan göreceksiniz. Burada üzerinde durabileceğim, yani şu an dikkatinizi çekmek için, daha sonra detaylandıracağım onu da, dikkatinizi çekebileceğim şey bu sa'ar kelimesi olsun. Bu bir ölçü birimi aslında. Hem Sümerler'de var, aslında Sümerler'dekinden biraz daha farklı. Mesela bizim bu dönem tabii aşağı yukarı Yeni Babil dönemi. Bu sa'ar ölçüsü Sümerler'den beri olsa bile Yeni Babil döneminde biraz daha farklı oranlar falan var. Ama bunun ne anlama geldiğini birazdan söyleyeceğim. Fakat bu ölçü birimine dikkat edin. Sonra 23. satır yani.
Tabii 23. satır aslında çivi yazılı metinlerin hepsinde olduğu gibi bir rakam var. Şimdi ben mesela hani işte bu şey mekan uygun olsa size şeyden göstereceğim, tam çivi yazılı nüshadan kastettiğim şeyi göstereceğim de. Şimdi 3 rakamı var. Yani 3 rakamı var. 3 rakamı da çivi yazısında nasıl yazılır? Şöyle bir yukarıdan aşağı bir şey düşünün, dikey düşünün. O dikeyin üst kısmının böyle bir üçgen gibi olduğunu düşünün. Yani bir dikey, iki dikey ve üç dikey. Siz bunu gördüğünüzde çivi yazılı metinlerde, hepsinde aslında, yani bu sadece Akkadça veya Babilce falan için değil, Hititçe, Sümerce, yani Mezopotamya'nın bütününde bu işareti gördüğünüzde sizin onun 3 olduğunu bilmeniz lazım. Ama telaffuzu doğal olarak değişir. Yani Sümerce başka bir şey dersiniz, Akkadça veya Babilce, Asurca başka bir şey dersiniz. Şimdi orada yani 23. satırın ilk işareti 3 işareti. Bu 3 işaretini tabii normalde metin bizim Akkadça, Babilce, Semitik olduğu için şu an okuduğum metin yani. Onu orada ben size telaffuz ediyorum şu an Akkadçasını. Yani şaloş diye telaffuz edeceksiniz. Yani şaloş yazmıyor. 3 rakamı var ama şaloş telaffuzu yok doğal olarak. Fakat siz onu gördüğünüzce eğer Semitik okuyorsanız, yani Akkad, Bavi, Asur okuyorsanız onu şaloş, 3'ü şaloş diye okuyacaksınız. Yani şaloş. Şu an 3 rakamını okudum size. Tabii eğer bunu Sümerce olarak görseydiniz siz, ki Sümerce'de de çok benzer işaret, o zaman şöyle telaffuz edecektiniz. Yani Sümercesi gibi telaffuz edecektiniz. Yani ya pes diyecektiniz veya se, bazen es diyecektiniz. Yani eğer Sümercesini okuyacaksanız, telaffuz edecekseniz yani, onu pes diyebilirsiniz veya bazen es veya se diye de şey yapabilirsiniz, yani okuyabilirsiniz. Pes kelimesi Sümerce hem 3 demek hem de 3 kere falan, yani defa anlamına da geliyor. Şimdi şaloş, tabi bunların İbranice, Arapçaları falan da Aramiceleri falan birbirine çok yakın. Zaten hani önemli bir kısmınız Osmanlıca, Arapça, hani böyle bir kültüre de hakim olduğunuzu varsaydığım için hemen bunlar sizde Arapça'da çağrışım yapsın, yani ne kadar yakın olduğunu düşünün yani. Şaloş, şaar, ölçü birimi geleceğim. U tabii V demek. V yani V, U yani. Pituru, uruk, tamşihu. Bu da 23. yani ikinci satırım şu an. 24'e geçtim. Yani böyle tek tek beyan ediyorum ki hani kafanızda net olsun diye. Yani bu vurgularım biraz ondan kaynaklanıyor. 24. satırdayım. Amur tupşena se ereni. Ne olduğunu söyleyeceğim. Şimdi 25'teyim. Puteri harga lişu se sipari. Pitema baba şe nişir tuşu. Buradaki baba'nın bab yani kapı olduğunu zaten Arapçadan hemen ya da İbranice'den şey hemen sezmişsinizdir. 27 şu an. İşima tupi ukni şittasi. Bu 27 idi. Şimdi 28. Mimmu giş Gimmaş, bu giş gimmaş, Gılgamış. Yani daha dersin en başında söyledim ben size. Gılgamış'ın çeşitli 3-4 varyantı var yazılış olarak. Burada mesela giş gimmaş varyantını şey yapmış, tercih etmiş. Giş gimmaş, ittalaku kalu marşati. Tamam. Şimdi 29'dayım. Şuttur eyli şarri şanudu bel gatti. 30'dayım. Kardu lillit uruk rimu muttak pu. 31'deyim. İllak ina pani aşeret. 32'deyim. Arka
illakma tukulti ahe şu. 33'teyim. Kibru dannu şulul ummani şu. 34'teyim. Mesela tabi burada yani umman gibi kelimeler böyle çok fazla yani ordu, asker bunlar hep Arapçadan da size çağrışım yapabilir. Bunların üzerinde aslında tek tek durmayı ben çok severim. Yani o etimoloji, semantik falan acayip bayıldığım bir alan ama hani o zaman yani o mümkün değil, başa çıkamayız zaten. Yani birbirimizi öldürmüş oluruz yani. 34'teyim. Aku etsu muabbit duur abni. 35'teyim. Vimu şe lugalbanda. Tabi bu lugalbanda şahıs adı. Birazdan geleceğim. Lugalbanda giş gimmaş gitmalu emuki. 36'dayım. Enik arhi şirti rimat ninsun. Şimdi 22-36 arası böyle. Bunu bazen yeniden tekrarlıyorum ben. Yani eğer bu metin hani böyle çok fazla üzerinde, yani buraya kadar olan metin çok üzerinde durmama gerekli kılacak şekilde önemli olsaydı aslında bir kez daha tekrarlayacaktım ben bunu. Fakat daha az önemli olan metinleri böyle bir kere okuyorum, bir ikinci tekrar yapmıyorum. Çünkü biraz zamandan da kazanmak istiyorum. Dolayısıyla bir kere size 22-36 arasını okumuş oldum. Şimdi 22-36 arasını Türkçesine bakıyoruz. Şehir. Şimdi ne geliyor? Şehir. Alu yani şehrin ölçüsü bir şar yani veya bir sar. Yani şehrin ölçüsü, ne demek şehrin ölçüsü ve hangi şehir? Uruk şehri. Yani şimdi metinde hala Gılgamış'ın hikayesini anlatmaya çalışıyor. Yani metnin editörleri ve yazarları Gılgamış destanına girmeden önce Gılgamış'ın özelliklerini vurgulamaya çalışıyor hala. Dolayısıyla Gılgamış'ın ne kadar olağanüstü olduğunu anlatabilmek için onun kralı olduğu Uruk şehrinden biraz daha bahsetmeye çalışıyor. Şimdi mesela bu 22'de ve 23'te şehrin yani Uruk şehrinin şeyini anlatacak. Hani böyle güzelliğini ve önemini anlatacak. Aslında arkeolojik malzemeler anlamında da baktığınızda Uruk şehrinin kazı raporlarının falan tabii önemli bir kısmı az çok internette, akademik sitelerde var yani. Süreli yayınlarda, Jastor falan yani. Hani oralardan ulaşabilirsiniz ama çok böyle spesifik göz atmanız lazım ona. Benim kaynaklarım onlar tabii. Yani ben yani doğal olarak o akademik yerlerden okumak zorundayım zaten. Ama her şeye rağmen çok akademik kaynaklara ulaşamasanız bile Uruk şehrinde yapılan kazıların sonuçlarının böyle güzel ifade eden şeyler, metinler İngilizce, Fransızca yani bulabilirsiniz bazen Türkçe'de. Oralardan da bakabilirsiniz. Şehir, şehir dediği Uruk yani. Şehir bir şar ölçümünde. Ne demek bir şar? Şu, bir şar yaklaşık yeni Babil döneminde yani bu dönem için aşağı yukarı 4 kilometre kareye denk düşüyor. Yani şehri bir tasvirini yapmaya çalışıyor, şehrin ölçüsünü vermeye çalışıyor ve şehrin boyunu, daha doğrusu quarter olarak yani meydan olarak, yani alan olarak sar şeyinden veriyor, ne derler, sayımından veriyor bir ölçü birimi. Ve buradan baktığınız zaman bir sar veya bir şar yaklaşık 4 kilometre kareye denk düşer. Demek ki şehrin ölçüsü, şehrin en azından bir kısmının ölçüsü. Şimdi başka bir yerlerinin ölçüsü daha var, geleceğim ama şehrin merkezi alanı, klasik şehir yaklaşık 4 kilometre kare. Yani 4 kilometre kare dediğiniz yerde 2 kilometre uzunluğu ve 2 kilometre genişliği olan yaklaşık bir şey düşüneceksiniz. Yani antik çağda bunlar büyük şehirler. Yani Uruk, Nippur falan yani çaplar 3 aşağı 5 yukarı birbirine yakın. Bunlar büyük şehirler. Tabii bizim şu an okuduğumuz bu edisyonun yapıldığı dönem
aşağı yukarı işte milattan önce 1100'lerden itibaren olan dönem. Dolayısıyla büyük ihtimalle bu edisyon yapılırken kafada kalan o Uruk'un imajı veya ölçüleri geçerli. Ama Sümer dönemine falan gittiğinizde hani bu ölçüler tam da tutmayabilir şehrin, yani ilk, daha doğrusu en önemli olduğu dönem Sümer dönemi söz konusu olduğunda hani tam şehir bu formülasyona uymayabilir, ama metin, bizim metnimiz, yani bizim bu versiyonumuzun oluşmaya başladığı dönemde demek ki kafada kalan imge, şehirle ilgili imge 4 kilometrekare yaklaşık, ki bu da esas da büyüktür. Yani o dönem için 2 kilometre sağ, 2 kilometre sol. Veya şey işte uzunlamasına ve yaylamasına, genişlemesine. Tamam, güzel. Peki eğer bir sar şehirse bir başka bir sar daha var. Yukarıda saydı tek tek bunları. O neresi peki? Yani yaklaşık bir 4 kilometrekarelik alan daha düşüneceksiniz. O da hurmalık alan. Yani bir de hurmalık alan var. Yukarıda söyledim size. Orijinal metnini. Bir de hurmalık alan var ve bu da 4 kilometrekare. Demek ki bir 4 kilometrekarelik şehir var. Bir 4 kilometrekarelik şehrin yanında bir de hurmalık alan var. Tabi bu hurmalık alan falan, yani bunlar ne ifade ediyor? Hurmadan kastım bildiğiniz meyve yani. Ne demek bunlar? Geleceğim. Sonra yine bir yani yukarıda sayarken yine bir üçüncü 4 kilometrekarelik alan daha var. O da kil çukuru, yani esuvu dediği Akkadça, yani esuvu dediği kil çukuru. Yani bir 4 kilometrekarelik alanda o. Tabii kil çukuru ne demek? Aslında kil çukuru önemli bir kavram. Yani bu dönemlerin şeyinde, arkeolojisinde falan çok önemli olan bir mimari birim aslında aynı zamanda. Geleceğim tabii. Ve bir de ayrıca bütün bunların yanında, yani 3 tane 4 kilometrekarelik alanımız var, tamam. Ve bir de ayrıca yarım kilometrekarelik bir alan, yani bir de İştar Tapınağı ya da İnanna Tapınağı var. Yani Ana Tanrıça Tapınağı var. O da yarım şar, yani 2 kilometrekare. Yani bir de onu ekleyeceksiniz. 4, 4, 4 ve bir de 2 kilometrekarelik bir alan. Şimdi ve 23'te şunu söylüyor. Diyor ki Uruk'un bütün boyutları, işte bu saydığımız Uruk'un bütün boyutları Türkçesi yani 3,5 şardır. İşte bu da yaklaşık 4 çarpı 3 artı bir de yarım şar, yani bir 2 kilometrekare daha ekliyorsunuz. Tamam. Yani 15-16 kilometrekarelik bir alandan bahsediyor. Fakat bu 15-16 kilometrekarelik alanın bütünüyle hani insanların yaşadığı bir şehir mi yoksa başka bir şey mi olduğunu birazdan söyleyeceğim, ama şehir bunun sadece ilk cümlenin başında ifade ettiğimiz şekilde 4 kilometrekarelik alanı, yerleşim alanı esas orası. Diğerleri aşağıda gelecek şimdi. Tamam, 23 demek ki ne dedi? Uruk'un boyutları 3,5 şardır, yani tapınakla birlikte. Tamam, 24 şöyle diyor. Sedir ağacından yapılmış tablet kutusunu eline al. Yeniden söylüyorum. Sedir ağacından yapılmış tablet kutusunu eline al. Şimdi ifadenin tam Türkçesi bu. Burada tabii yani kil tableti içine alan bir kutu. Yani ki bunu da birazdan anlatmaya çalışacağım. Şunu söylüyor, yani bu metni okuyana sembolik olarak şunu söylüyor. Diyor ki bu şehrin veya Gılgamış'ın olağanüstülüklerini öğrenmek istiyorsan şöyle yapacaksın. Eline şeyi alacaksın. Şu kil tabletin kutusunu bir eline alacaksın. Sonra birazdan gelecek. O tabletin kutusunu bir açacaksın, kapağını. Ve ondan sonra da bu Gılgamış'ın ve şehrinin ne anlama geldiğini öğreneceksin. Bunu okuyucuya söylüyor. Olayın içerisine biraz daha çekmeye çalışıyor okuyucuyu.
Tamam, demek ki 24 ne öyleyse, sedir ağacından yapılmış tablet kutusunu eline al. 25, onun bronzdan kilidini aç. Yani o tablet kutusunun bronzdan kilidini aç. 26, sırrının kapağını arala. Yani onun içerisinde bir sır var. O sırrı kapayan kapağı aç ve onun altından o sırrın ne olduğunu göreceksin. Demek ki 26 öyleyse sırrının kapağını arala. Tamam. 27 lapis lazuli tableti kaldır ve nokta diyeyim şimdilik. 27 lapis lazuli tableti kaldır. Lapis lazuli aslında bir taş türü, böyle daha çok Afganistan, lacivert taş denilen, buna daha sonra geleceğim aslında ama değerli bir taş, hediyelik taş, böyle çok değerli dönem için, dönemin altını işte tırnak içinde öyle varsayın yani veya elması işte. Lapisla, yani bu kadar değerli bir taş bulacaksın o tabletin içerisinde ve o tableti kaldır, yani kaldır derken hani okumak için kaldır ve 28 ve şunu oku. Yani neyi okuyacaksın? Gılgamış'ın maruz kaldığı bütün elemleri. Yani 28 şunu söylüyor. Şunu oku. Neyi okuyalım? Gılgamış'ın maruz kaldığı bütün elemleri. Yani bütün sıkıntıları. Yani çünkü Gılgamış'ın başından müthiş olaylar geçecek hakikaten. Dersin en başında böyle minik özet yaptığım yere dönerseniz hatırlarsanız. İşte bu elemler bu tablet kutusunda saklı ve sen onu okumaya başladığında bu Gılgamış'ın başından geçenleri ve dolayısıyla Gılgamış'ın ne olduğunu çok daha iyi anlayacaksın. Tamam. Sonra 29. Bütün kralların en yücesi. Buradaki bütün kralların dediği yani Gılgamış'ı diğer krallarla mukayese ediyor. 29. Bütün kralların en yücesi. Endamı yani boyu posu müthiş olan kahraman. Kime diyor? Tabii ki Gılgamış'a söylüyor. Yani endamıyla kastettiği orada hani o boy pos. Yani çünkü ileride Gılgamış'ın tasviri var. Hani boyu ne kadar, posu, ayakları ne kadar falan yani. Çünkü normal insan ölçütlerinde değil. O zaten yarı tanrısal bir varlık. Dolayısıyla onun o mahiyetini önceden burada söylemeye çalışıyor. Demek ki 29 ney? Bütün kralların en yücesi, endamı müthiş olan kahraman. Aslında tabii burada bazen zorlanıyorsunuz. Ben normalde şu var, bunları tercüme ederken aslında Akatça'ya esas alıyorum. Fakat İngilizcesinden de faydalanıyorum. Ama yani tabii İngilizce tercüme benim, yani daha önce söyledim, benim kullandığım versiyondaki İngilizce tercüme iyi bir tercüme hakikaten ama yine de İngilizce tercümeyi esas alarak yapamazsınız bunu. Yani sizin elinizde bunun o orijinal nüsha olmadan anlayamazsınız. O yüzden de ben orijinal nüshayı esas alıyorum. Ama sıkıntı duyduğum yerde İngilizce'ye bakıyorum. Tabii bazen başka kaynaklara da bakıyorum falan da ama hani ben endamı demişim. Orada stature diyor mesela hani İngilizcesinde falan. Ama endamı hani ben çok daha şey buldum, uygun buldum. Daha sonraki hikayelerle de mukayese edildiğinde. Tabii bu işleri Batı'da çok iyi çalışan uzmanlar var. Yani o adamlar gerçekten iyi çalışmış yani. Büyük emek vermişler yani. Tamam, 29'u okuduk. 30, Uruklu Yiğit. Uruklu Yiğit, güçlü vahşi boğa. Yani Uruklu Yiğit dediği yine Gılgamış. Ve güçlü vahşi boğa dediği yine Gılgamış. Onun o şeyini anlatıyor, heybetli sertliğini anlatıyor. 30 yeniden, Uruklu Yiğit, güçlü vahşi boğa. 31, ön saflarda lider olan oydu. Buradaki lider, tabii ben biraz zorlandım aslında yani o orijinalde. Yani ön saflarda lider olan oydu, kasıt şu aslında. Herhangi bir savaş esnasında en ön saflarda kahraman bir komutan gibi hiç şey yapmadan, korkmadan, cesaretle dururdu. Yani
Ben de burada yani bunu uzun böyle anlatmak çok zor. Lider dedim. Ön saflarda lider olan oydu. Yani Gılgamış'tı. Şimdi 32. Geride kaldığında kardeşlerinin en güvendiğiydi. Burada da kastı şu, yani savaşın ya da herhangi bir mücadelenin mücadele için stratejik olarak geride, yani muhafız anlamında kaldığında herkes ona o kadar çok güvenirdi ki ve bütün savaşı o kontrol ederdi. Çünkü hiç herkes bilirdi, o hiçbir zaman kaçmaz, o kadar cesur birisiydi. Dolayısıyla bu 32. cümle biraz onu işaret ediyor. Yani geride kaldığında kardeşlerinin en güvendiğiydi. Aslında buradaki kardeş kelimesi daha çok şey, yani bir ordunun içerisinde yan yana savaşan şeyler, kardeşler, öyle söyleyeyim yani. 33. Ordularını koruyan güçlü muhafız. Yani bütün askerlerini koruyan güçlü muhafız. Hiçbir şeyden yılmayan. 33. Tamam. 34. Taş duvarı parçalayan vahşi tufan dalgası. Yani burada tabii onun şeyini, o Enkidu'yla olan mücadelesinde, Hun Baba'yla olan mücadelesinde o kavgacı yönünü ve güçlü olan yönünü anlatıyor. Taş duvarı parçalayan veya taş duvarları parçalayan vahşi tufan dalgası. 35. Lugalbanda'nın vahşi boğası. Lugalbanda, ona birazdan geleceğim açıklarken, bir personel, bir figür orada. Hem Tanrı, hem Gılgamış'ın babası, hem Gılgamış'ın koruyucu ilahı bir şey, personel bir figür olarak düşünün onu. Lugalbanda'nın vahşi boğası, Gılgamış, yani Lugalbanda'nın vahşi boğası, virgül, Gılgamış, virgül, gücün ve veya kudretin âlisi veya gücün en güçlüsü, yani en kudretli olan. 35 bu. Ondan sonra 36, yüceltilmiş ineğin, vahşi inek Ninsu'nun sütünü emen. Yani Gılgamış'ın bir sıfatını tanımlıyor burada. Yüceltilmiş inek. Yüceltilmiş inek dediği burada tabii aslında şey, Ninsu. Yani Ninsu bir tanrıça. Gılgamış'ın annesi aynı zamanda, da geleceğim ona. Yani ilk önce Ninsu'nu bir şey yapıyor, tasvir ediyor. Yüceltilmiş ineğin, vahşi inek Ninsu'nun sütünü emen. Yani o Gılgamış'ın gücünün kaynağını bu tanrısal yöne bağlamak için Ninsun'la, tanrıçayla, annesiyle yani ilişki kuruyor. Genellikle bu süt emmek kavramı şey, eski dünyada, Mezopotamya'da falan yaygın. Yani hani güçlü biri, güçlü birinin sütünü emmiştir. Yani dişil güç o kişiye geçmiştir. Bu süt emmek kavramı, ki bu mesela süt emmek kavramı aslında bilmiyorum onun, benim, ben tabii hani bu kadar çok zamanım yok, çok fazla bakamıyorum ama bir ilişkisi var mı yok mu bilmiyorum. Gerçi bizim Orta Asya Türkçesinde falan çok kullanılan bir kelime de, sanıyorum yanlış hatırlamıyorsam eğer, Kutadgu birlikte falan da olduğunu düşünüyorum, eğer yanlış da hatırlıyor olabilirim. Enik kelimesi. Yani enik de şey demek ya, yani hani böyle küçük şey, hayvan, köpek, küçük köpek, yani enik kelimesi kullanılan bir kelime bizim Türkçe'de, eskiye kadar çıkan. Fakat Akatça'da da enik kelimesi aslında iki temel anlamda kullanılıyor. Bunlardan bir tanesi küçük hayvan demek, hayvan yavrusu falan yani, enik yani. Ve bir de o küçük hayvanın annesinin sütünü emmesi anlamında süt emmek kelimesi de enikle karşılanıyor. Hani Türkçedeki enikin bu enikle bir etimolojik ilişkisi var mı bilmiyorum. Ben etimolojiyi severim ama çok da uçmamak lazım etimoloji. Ama çok da tesadüfe benzemiyor. Yani anlam müthiş aynı. Kelimenin fonetiği çok aynı.
Ama şey yapmak lazım yani onları hani teyit etmeden bir şey demek zor. Evet, şimdi ne yaptım ben size? Bir, metnin orijinalini okudum. İki, metnin Türkçesini okudum. Şimdi yorum yapıyoruz. Şimdi ilk önce 22. cümlenin yorumunu yapalım. Hani orada şehri bir tanımlıyor ya. Şehrin alanları, işte insanların yaşadığı hurmalık alan, diğerleri. Tabii şöyle, şimdi mesela bu, ilk önce şuradan başlayayım. Şehir ve taşra ya da şehir dışındaki alan, eski Mezopotamya, aslında eski dünyanın çoğunda öyle. Ama eski Mezopotamya'da çok güçlü. Yani şehir ve şehrin dışında kalan alan kavramı, bu zıtlık yani eski Mezopotamya inançlarında veya genelde kültüründe ve dolayısıyla inançlarında çok güçlü bir şey bu. Yani ne demektir? Hani şehirde olmak ve şehrin dışında olmak neyi işaret eder dinler tarihi bağlamında? Birazdan buna geleceğim aslında. Bir kelimeyle giriş yapmaya çalışıyorum. Tabii şehru kelimesi yani Ağlu kelimesi, Akat dilinde, Semitik dillerde Ağlu kelimesi şehir demek. Ya tabii Ağlu kelimesinin başka anlamları da var da, yani Ağlu kelimesinin karşılığı şehir. Şehrin dışında olan yerde şehr, yani şehr diye bir kelime var yine Semitik dillerde. O da şehrin dış alanı demek. Yani kırsal alan falan anlamına geliyor. Şimdi bu Ağlu ile bu şehir arasında zıtlık ritüellere de yansıyacak şekilde eski Mezopotamya inançlarında çok belirgindir. Şimdi ne demek bu? Geliyorum. Tabii bu yani bu iki kelime şehir mesela Sümerce'de de Uru demek. Yani hani Ağlu bizim Semitik dünya tabii Arapça'da falan Medina. Yani Medina fakat daha modern bir kelimedir. Yani İbranicesi falan da Medina'dır ama daha dibine gittiğiniz zaman Medina'nın dibinde bu Ağlu kelimesi var. Semitik dillerde çoğunlukla şehir karşılığı. Bu Ağlu'nun da etimolojik olarak Ali kelimesiyle yani üst, yukarı kelimesiyle ilişkisi var yine Semitik dillerde. Büyük ihtimalle şehirler yüksek yerlerde kurulduğu için o yüksekliği ifade eden Ali kelimesinin etimolojik uzantısı olarak ve o semantik alanın da semantik uzantısı olarak yükseklik kavramı şehir kavramıyla ilişkilendirilmiş ve dolayısıyla ona Ağlu denmiş. Ağlayu da şey vatandaş demek yine Semitik metinlerde. Sümerce sizin şehir demeniz için Ur demeniz lazım. Tabii şehir dışının da yani ne diyeyim ona taş yani kırsal olanın da şehrin dışında olanın da Sümercesi tabii Edinu kelimesi. Yani Edinu kelimesi Edinu kelimesi aslında sizin yani biraz hani bu işlerle biraz daha yakından ilgilenenler için özellikle şeyi okuduğunuzda Tevrat'ı okuduğunuzda bildiğiniz kelime. Çünkü Edinu kelimesi İbranice'ye de geçmiştir. Yani Sümerce'den, yani dolaylı yollarla tabii İbranice'ye de geçmiştir. Edinu kelimesi Tekvin kitabında, yani Tevrat'ın Tekvin kitabında Eden olarak geçer. Yani Edinu Eden olarak geçer. Eden de tabii İbranice'de, Tevrat'ta yani Ganeden kelimesiyle birlikte kullanılır. Ganeden de biliyorsunuz ki Tevrat'taki anlamı yani Tekvin'deki anlamı cennet bahçesidir. Yani Gan Eden. Mesela burada Edinu kelimesi yani Sümerce'deki o şehrin dışı olan kelime İbranice'ye veya Tevrat'ın İbranicesine bahçe olarak yani o kırsal şey anlamında geçmiş ve Ganeden kelimesi yani Tevrat'ta Adem'le Havva'nın içerisinde bulunduğu ve İbranicesi Ganeden olan Fırat ve Dicle arasındaki o cennet bahçesinin İbranice karşılığıdır.
Yani Gan Eden, ne diyoruz biz Türkçe'de? Cennet bahçesi. Nedir Gan Eden? Tevrat'a göre Adem ile Havva'nın içerisinde yaşamış olduğu o ilahi, ütopik, arketipsel bölge, yer yani. Tabii Edinu kelimesi, yani Sümerce'de kullanılan bu Edinu kelimesi Sümerler kullanmış, Semitiklere de aynı şekilde yine geçmiş. Edinu diyor, onlar da kullanıyorlar. Bölge olarak falan da, yani hani bir bölgeyi de işaret ediyor bazen. Yani şu bölge dediğiniz zaman orada da Edinu kullanıyorsunuz yani. Şimdi yeniden şeye döneyim. Hani bu topografya ile ilgili tanımlamaları bir yana bırakıp şeye geleyim. Bu şehrin içi ve şehrin dışı arasındaki kavramlar ve onun böyle ritüeldeki falan şeyi, karşılığı. Tabii bizim mesela Gılgamış Destanı'nda da bu şehir ve dışı, Eski Ahit'te şehir ve dışı, Mezopotamya'daki bütün kaynaklarda şehir ve dışı, hepsi yani bu kaynakların bütününde var neredeyse. Şimdi bu şöyle bir şey, şehir kavramı, şehrin içi yani daima primitif insanda güven, hele bu dönemde mesela bugün için, yani benim için modern zamanlarda şehir çok tehlikeli bir yer. Yani ben şimdi Hattuşa'da çok rahattım yani, buraya bir geldim, tamam İstanbul'u da seviyorum ama abi oraya gidiyorum başka bir problem, oraya gidiyorum başka bir problem. Ama antik dünyada veya eski dünyada şehirler daha güvenilir yerlerdi. Yani çünkü o dönemin şeyini düşünün, yaşam koşulları ve yaşam koşullarının insanlarda oluşturduğu hayata yönelik mentalite veya bakış açısını düşünün. Sen çöle gittiğin zaman, yani şehir dışına gittiğin zaman ya da dağ tepeye gittiğin zaman yılan var, akrep var, aslan var, bilmem ne var. Yani hiç güvenli bir alan değil. Yani şehir dışı güvenli bir alan değil yani. Ama şehrin içine girdikten itibaren, surların da kapısını kapattıktan ve de mühürledikten sonra sur kapılarını, ondan sonra artık güvendesin. Hakikaten antik dünyada şehir güvenli bir şey, mekan. Yani o yüzden de şehrin güvenliğini inanç bağlamında da destekleyebilmeniz için genellikle şehir kapılarının girişlerine bir takım böyle hibrit varlıklar konulurdu, heykeller falan. Yani işte bizim Hattuşa'da olduğu gibi ya da diğer pek çok şehirde, yani bir takım böyle heykel, tasvirler, ki o tasvirler şehre girecek olan kötülükleri somut anlamda olmayan, yani ilahi anlamda şehre girecek olan kötülükleri bertaraf etsin diye şehri korumaya yönelik her türlü önlem vardı. O yüzden de şehir antik dünyada kozmosun sembolüdür. Yani ne demek kozmos? Düzenlilik, hayatın sürmesi, varlığımızı sürdürebildiğimiz alan. Şimdi şehir bu. Fakat şehru, yani şehir dışı peki, yani edirnu olan, yani dağda tepede kalan kısımlar, tabii bunlar tehlikeli alanlar. Çünkü bunlar işte her türlü vahşi hayvan, eşkıyalar, bilmem neler falan, bilmediğin alanlar. Dolayısıyla arketipsel olarak şehir dışı antik dünyada hep şeydir, kaosun şeyi, sembolü. Yani o yüzden de Gılgamış'ta dahil, Enkidu'da dahil veya bütün eski mitlerdeki kahramanlar hep şehirleşerek insan olurlar. Yani şehir uygarlaşarak insan olur. Yani televizyon seyreder, arabaya biner ve insan olur. Şimdikinin tam tersi yani. O zaman öyle ama yani. Şehirleşmek eşittir insan olmak demek. İşte biz Gılgamış'ta da var, bu diğerlerinde de var falan yani. Tabii bunların mesela ritüelde pek çok yansıması vardır. Yani sadece çivi yazılı metinlerde değil aslında. Hani Greklerde de, Latinlerde de benzerli. Bizim Türklerde de var aslında, Orta Asya'da falan. Yani biz göçebe toplumuz ama yani hani yerleşik hayata geçenlerde var yani. İran'da falan var mesela. Şu mesela bir bildiğiniz bir örnekten yola çıkarak bilmediğiniz bir örneğe geleyim. Sonra da cümlemi bağlayayım. Mesela hepiniz Yahudilerdeki bu günah keçisi, yani
kavramını bilirsiniz. Veya Yom Kippur, yani kefaret günü, kefaret orucu. Yani biraz Yahudilikle uğraşıyorsanız eğer, Yahudilikteki en temel ritüellerden birinin Yom Kippur olduğunu, Yom Kippur ile de, yani Yom Kippur ritüeli ile de bir keçinin, yani Azazel kaynaklarda, İbranice kaynaklarda Azazel diye bilinen bir keçinin günah keçisi, scapegoat, yani günah keçisi kavramının ilişkili olduğunu bilirsiniz. Yani Yahudilerde Yom Kippur diye bir ritüel var. Yom Kippur, Yahudilerde yeni yıla girişi adeta sembolize eder. Yahudiler Yom Kippur'da bir günlük bir oruç tutarlar. Yom Kippur inancı, Yom Kippur inancı, günah keçisi veya Azazel adıyla bilinen antik Yahudilikte, bugün değil bakın, antik Yahudilikte günah keçisi diye bilinen ve Azazel diye anılan İbranice metinlerde bir ritüelistik keçiyle alakalıdır. Ki bu ritüelistik keçi bizim Mezopotamya'da yine bir ritüelistik keçidir aslında. Ve büyük ihtimalle de eski İbrani kaynaklarına herhalde Mezopotamyalılardan geçmiştir. Veya İbraniler de zaten Mezopotamyalı olduğu için aynı kültürü herhalde onlar da yapmıştır. Yani bu ne? Bu şu. Yani nedir bu günah keçisi şey hikayesi? Eskiden Yahudilerde de böyle yapılırdı. Bugün tabii ki öyle yapılmıyor. Bugün Yahudiler o ritüel yerine Yom Kippur orucu tutuyor bir gün yani. Fakat antik Yahudiler öyle yapmazdı. Diasporaya kadar, yani ikinci diasporaya kadar Yahudiler Yom Kippur orucunu bir keçiyi, bir günah keçisi, Azazel yani, bir keçiye kentin günahlarını yükleyerek, yani şehirde yaşayanların günahlarını yükleyerek şehirden dışarıya, yani çöle salarlardı. Ve böylece şehirdeki günahları şehrin dışına atarlar ve çöle gönderirlerdi. Yani o kaotik dünyaya gönderirlerdi. Bu Yahudilerde bu Yom Kippur'un bu şekilde kutlanışı bir büyük ihtimalle, yani bir erken Yahudilikte zaten böyle. Hani İbranilik dönemi, İsraillik dönemi, ondan sonra birinci diaspora sonrası herhalde yani Hristiyanlık dönemi civarında ve özellikle ikinci diasporadan sonra bu ritüel bu şekilde olmaktan çıkarıldı ve Yom Kippur bir oruç günü haline döndürüldü. Şimdi Yahudiler bir yana, gelelim biz eski Mezopotamya'da bu günah keçisi denilen, yani Azazel denilen şeyin bizim Mezopotamya'daki karşılığına ve buradan da şehirle şehir dışı arasındaki o ne diyeyim, mitolojik ve arketipsel kavganın mahiyetine. Şimdi şehir kutsal bir yer. Şehrin bozulmaması gerekiyor. Yani onun içerisinde yaşayan insanların somut ya da soyut her türlü tehditten kurtarılmış olması gerekiyor. Yılın belirli dönemlerinde veya şehirde büyük bir felaket yaşandığında şehirde var olan bu günahı ya da suçu kaldırmak için eski Mezopotamyalılar, tıpkı Yahudilerin olduğu gibi, eski Mezopotamyalılar Kippuru adını verdikleri bir ritüel yaparlardı. Bakın İbranice'de Yom Kippur, Kippur yani kefaret, yani Arapçası kefaret yani Kippur. Eski Semitiklerde Akkad, Asur, Babil neyse işte, onlarda da Kippuri veya Kippur, yani aynı kelime, İbranice'ye müthiş benziyor. Böyle bir ritüel yaparlardı. Bir Kippur ritüeli yaparlardı. Bu konuda, yani eski Mezopotamya'da bu konuda nasıl ritüeller yapıldığıyla ilgili elimizde bazı metinler var. Mesela en son 1975'lerde yanlış hatırlamıyorsam Ebla'da, yani Ebla Suriye'de bir yer, Ebla'da çıkan metinlerde falan böyle güzel bir bu olayı tasvir eden bir çivi yazılı metin okundu. Nasıl yapıyorlar? Şöyle, şehrin bütün günahlarını
bir keçinin üzerine yüklüyorlar. Daha doğrusu iki tane keçi alıyorlar. Bir keçiyi, yani aldıkları iki keçiden bir tanesini bir kere öldürüyorlar ve onun kanını akıtıyorlar. Ve onun kanını tapınakta ve sarayda şey yapıyorlar, şöyle bir dolaştırıyorlar yani o keçi kanını. Sonra mesela bu keçi kanını dolaştırma Yahudilerde yok. Sonra öteki keçiyi aldıklarında, yani Yahudilerde Azazel'e denk düşen, öteki keçiyi aldıklarında günahlarını din adamları aracılığıyla sembolik olarak bu keçiye yüklüyorlar ve günahları yüklenmiş olan keçi de bu günahları çöle, yani şehir dışına götürüyor ve böylece şehrin içindeki bütün her şey, yani sıkıntılar, acılar, felaketler, neyse, bütün bunlardan kurtarılmış oluyor. İnsanlar kendini arındırmış oluyor. Ve bütün günahlar şehir dışında, yani o tekin olmayan bölgelerde yaşamaya başlıyor. Aslında günahlar da o şehir dışına çıktığında şehir dışındaki şedular, yani işte biyin, başka biyin isim var da, kötü cinler, öyle söyleyeyim. Yani hani kötü cinler diyeyim yani. Kötü bir takım yaratıklar, varlıklar tarafından, ilahi varlıklar tarafından da o keçiye yüklenmiş olan günahlar orada ortadan kaldırılıyor, parçalanıyor çölde. Şimdi dolayısıyla siz çöle gittiğiniz zaman, yani şehir dışına gittiğiniz zaman, şehir dışı somut anlamda zaten tekinsiz, artı ilahi anlamda da tekinsiz. Yani cinler, kötü tanrılar, bütün yüklenmiş olan belalar, bunların hepsi çöllerde dolaşıyor. Bundan dolayı da Mezopotamya metinlerini oku, yani genelde bütün antik metinleri okuduğunuzda bu şeydir. Hep görürsünüz bunu yani. İşte o yüzden de şehrin kapıları, bazen yol ağızları mesela, liminal ışıklardır ritüelde. Yani ne demek liminal ışık? Tehlikeli olan dünyayla tehlikesiz olan dünyayı ayıran noktalar. Mesela ritüellerin çok önemli kısımları zaten bu ritüelistik liminal yerlerde yapılır. Mesela şehir kapıları genellikle liminal alanlardır. Ne demek liminal alan, şehir kapısı? Çünkü şehrin kapısı kaotik bir yerden kozmos düzenli bir yere geçişi sağlar. Bakın, iki dünya arasındaki alanlar bunlar. O yüzden de ritüeller genellikle liminal alanlarda, liminal zamanlarda, liminal figürlerde, liminal birimlerde yapılır. Bütün ritüeller yani. İşte bundan dolayı da kapının önüne getirilir günah keçisi. Çünkü bir yerden öteki yere, o liminal alanda onu yapması lazım. Bundan dolayı bütün antik dünyada şehir ve şehir dışındaki şey özellikle yerleşik kültür için çok önemlidir. Fakat göçebe kültürlerde bunu her zaman böyle görmeyebilirsiniz. Yani daha dağda tepede yaşayan daha göçebe kültürler için bu böyle olmayabilir. Fakat bizim klasik medeniyeti temsil eden hani o şehir hayatı kültürlerine retoriği bu şeyi, bu zıtlığı mutlaka şey yapar, kullanır ve söyler yani. Evet, demek ki hani şehir söz konusu olduğunda, Uruk şehri söz konusu olduğunda böyle bir genel giriş bilmeniz lazım. Şimdi gelelim 22. ve 23. cümlede Uruk'un özelliklerine. Hani işte hurmalık yer, işte çukur alan falan, bunlar ne demek? Şimdi bu metini esas alırsanız eğer, doğru kabul edelim bir an için. Şehirde, şehrin insan yaşanan yeri bir şahır. Yani 4 kilometre karelik bir alan. Yani insanların esas dolaştığı yer orası. Yani tabii Uruk şehri çok güzel bir şehir. Kanallar geçiyor, bilmem neler falan. Yani yine anlatırım belki yani şey gelirse de, ama mesela bugün Irak'ın güneyinde bataklık alan vardır. O bataklık alan halkı da enteresan bir halktır. Hala yani hala derken böyle 80'li yıllara kadar falan o bataklık alanda yaşayan bir takım Araplaşmış kabileler
Orada çok enteresan bir kültür sürdürürlerdi. İşte o kanalların içinde yaşarlar, o kanallardaki böyle kamışlardan yapılan eski Sümer kültürü bakın 74-80'e kadar falan Irak'ın güneyinde acayip yaşardı. Yani bataklık bölgede falan. Muhtemelen hani Uruk şehrinin böyle enteresan bir havası vardı. Yani içinden şehrin çünkü kanallar falan geçiyor yani. Ama insan yaşanılan yer bu metinlere göre aşağı yukarı bir 4 kilometre karelik bir alan. Sonra şehrin bir 4 kilometre karelik alanı da hurmalık bölge. Hurma bildiğimiz hurma yani. Biliyorsunuz ki yani eski dünyada Mezopotamya için bu hurma bahçeleri çok önemli. Yani hurmalar hani sadece meyve yapımı ya şey meyve olarak yenmiyor. Bir de sular da genellikle Mezopotamya'da hatta Arabistan'da da öyle. Yani hatta bizim yani İslam döneminde de biz biliyoruz yani hadislerden falan insanlar ne derler sular acı çünkü. Acı suları tatlılaştırmak için su havuzlarına yatırıyorlar ve havuzlara da hurma basıyorlar. Yani hurma basmanın sebebi de şey, o acı suyu biraz tatlılaştırsın diye. Hurmanın tabii bir yığın fonksiyonu var yani işte beslenme bilmem ne falan ama böyle suyla yani içme suyu oluşturma ile ilgili de şeyleri var. O yüzden de antik şehirlerde mutlaka büyük hurma bahçeleri var. Böyle yanlarında arayın yani. Bizim işte İslam döneminde Medine'de yani bunlar meşhur. Yani her şehirde var da Medine'deki en büyükler işte. Mezopotamya'da da Uruk'ta demek ki böyle büyük bir hurma şeyi var, bahçesi var yani. Bu rakamı esas alacak olursak 4 kilometre karelik bir alan yani. Tamam bu az çok bilebileceğiniz bir şey. Bir de tabii 4 kilometre karelik bir başka şey hatırlayın. Bir alan daha var. O da çukurluk, kil çukuru. Yani kil çukuru. Yani kil çukuru hani çok önemsemeyebilirsiniz ne demek yani anlamı falan ama önemli bir şey. Şimdi bu kil çukurunun ölçüsü de tabii bizim metinlerde yine 4 kilometre kare. Büyük bir alan yani kil çukuru için 4 kilometre kare. Çünkü Uruk şehri büyük bir şehir. Ya, kil çukuru şöyle bir şey basitçe. Şehrin kuruluşu için gerekli olan şeyler falan var ya tuğlalar mesela. Nereden yapacaksın o tuğlaları? Yani nereden alacaksın? İşte hani tamam sağdan soldan da toplayabilirsin ama daha böyle uygarlaşmış olan şehirlerde ki çoğu zaten nehir kenarlarına yapılıyor. O nehir kenarlarının uygun olduğu mekanlarda böyle biraz bataklık alanlarına benzer şekillerde büyük kil çukurları açılıyor. Yani böyle derinlemesine doğru bazen her yerden eşit miktarda bazen şey gibi böyle bir üçgen açar gibi. Bu tabii pek çok kültürde var. Ondan sonra böyle çukurlar açılıyor. Esuvu yani esuvu kelimesi metinde öyle geçiyor. Esuvu yani ne demek esuvu? Kil çukuru demek. Yani Semitik dilde esuvu kil çukuru demek. Şimdi siz mesela tablet, çivi yazılı metin yazıyorsunuz. Yani neye yazacaksın çivi yazılı metni? Kil tablete. Nereden alacaksın kil tableti? Onu düzenli bir yerden alman lazım. Evleri büyük bir kısmını tuğladan yapıyorsun. Yani kerpiçten yapıyorsun. Şimdi onları nereden toplayacaksın? Bir yerden toplaman lazım. Veya işte başka şeyler. Yani hayat hep zaten orada çamurla ilgili. İşte bütün bunları yapmak için büyük şehirlerin yanında mutlaka büyük kil çukurları olurdu. Ve bu Uruk'ta varmış. Yani Gılgamış'tan biz onu anlıyoruz. Tabii bu kil çukurlarında biriken kumlar çeşitli yöntemlerle toplanırlardı ve şehir halkının ihtiyacı için kullanırlardı. Şimdi bu toprak yani bu bölgelerde toplanılan toprak, çukurlarda toplanılan toprak yani. Şimdi Sümerce'de sahar yani Sümerler buna sahar diyorlar. Belki sahar kelimesi bizim sahra Arapçadaki etimolojik olarak ilişkili olabilir taş, kaya, toprak anlamında. Akatça eperu diyorlar. Yani ne demek? Kum demek yani. Toprak demek pardon.
İşte burada biriken topraklar. Yani bu bu topraklar bizim işimize yarayacak. Çünkü biz bu topraklardan o yani kazdığımız çukurdan çıkardığımız bu topraklardan bir takım malzemeler yapacağız. Tabii şimdi bu malzemeler yani genel olarak bütün antik dünyada böyle. Bu malzemeler yani buradan çıkan, bu topraktan çıkan genellikle 3 tip kum var. Yani bir eşya yapacaksanız 3 tip kumdan şey yapıyorsunuz, yapabiliyorsunuz. Bir tanesi yani hepimizin basitçe bildiği kum. Yani kum yani herkesin bildiği aklımıza ilk gelen şey yani kum. Tabii ötekisi silis. Yani kum silis. Silis de az çok biliyorsunuz ne olduğunu yine söyleyeceğim. Tabii Sümerce yani şimdi bizim işimize yarayacak olan tabii aslında silis belki biraz ama pek kum olmayacak. Bizim işimize esas da şey yarayacak, daha çok kil yarayacak. Sümerce im dedikleri şey yarayacak. Yani hani üç kategori burada toprak var, tamam geleceğim ona da. Ama bizim işimize özellikle im denilen, Sümerlerin im dedikleri kil yarayacak bir kere. Yani bizim işimiz daha çok onunla olacak. Şimdi bir, bu toprağın, bu çukurlardaki toprak üç cinse ayrılıyor. Bir kere bir kum dedikleri şey. Kum denilen şey de böyle milimetrenin işte kaç bilmem kaçta biri küçük olan malzeme kum. İşte onun çok çok daha küçük olanlarına silis deniliyor. Silis de aslında var kullanılan malzemelerde. Ama tabii daha bizim için önemli olan yani mimari anlamda falan kil. Kil en ince olanı. Yani toprağın en ince olanı kil yani. İşte bu üç kategori topraktan, kumdan, silisten ve kilden antik dünya her bağlamda faydalanıyor. Yani her şey sağlıkta bile faydalanıyorlar aslında. Fakat özellikle kil bizim için daha şey anlamlı. Çünkü kil tabletler yani tablet çivi yazılı metinlerin yazılması için hani kil kullanılıyor. İşte evlerin ince şeyi için kil kaplanıyor çünkü evler malzemesi için kil kap kullanılıyor. Ama tabii silis falan yani kerpiç de hani neticede kullanılan bir şey. Şimdi bu üç tane şey bizim için önemli. İşte bu çukurlardan yani Uruk'taki bu çukurdan veya buna benzer çukurlardan bu malzemeler çıkartılıyor. Ve bu malzemeler genellikle şu iki ne diyeyim? İki kategorik durumda çıkartılıyor. Birisi mesela işte silisli bölgeden silisi alıyor veya killi bölgeden kili alıyor veya kumlu bölgeden kumu alıyor. Ve bunları çok işlemeden hemen paldır küldür kullanıyor. Yani böyle örnekler var mesela. Mesela Uruk'ta çıkan bir tablette tabletin iç kısmında bu deniz kabukluları falan korunmuş. Bunların fotoğrafları falan var yani. Öyle ki belli ki yani hani adam oradan malzemeyi almış, silis büyük oranda almış, böyle çok da ayıklamamış yani çöpünü möpünü. Pat onu işte üzerine yazmış yazıyı, ondan sonra da kurutmuş. Şimdi silisler, silisten yapılan malzemeler, ondan sonra şey ne derler böyle ham olarak çok irdelenmeden ya da düzenlenmeden kullanılan malzemeler. Bir de ikinci kategori şu düzenlenerek yapılmış olan malzemeler. Yani bunlar mesela bazen bekletilmiş, çukurun bir yerinde bekletilmiş. Ondan sonra bir işleme de tabi tutulmuş. İçinden saman veya çöpler falan arındırılmış. Mesela daha ince işlerde böyle malzemeler de kullanılmış. O yüzden hani bu iki kategori bağlamda aslında malzemeler değerlendiriliyor daha çok. Ondan sonra cuma. Tabii hani bu olayın böyle mimariyle falan ilgili yanı, bu kil çukurlarının böyle mimarisel anlamı var veya arkeolojik malzemeler anlamında bir yeri var. Ama tabii kil çukurlarının ritüelde de çok önemli yerleri var. Yani şimdi kil çukurlarının olduğu yer bir kere Abzu'yla Ea'nın şeyidir, mekanıdır. Yani kil
killerin olduğu, o çukurların olduğu o sulak alanlarda bir kere bir, primordial veya ilksel su veya ilahi su denilen, su denilen bir su türü var. Abzu. Yani abzu da eski Mezopotamya kozmolojisinde son derece önemli bir tanrısal su. Abzu. Bütün kozmosu dolaşan ve evrenin su olan yanının temelini oluşturan ve bir arketipsel değeri de olan, basit bir su değil yani, ve tanrısal da bir varlık olan Abzu. Yani Abzu bir kere buralarda yaşıyor. Yani bu çukurlarda yaşıyor zaten. Ondan sonra ikincisi de tabii Ea, yani sularla ilgili, ya da Enki, yani sularla ilgili tanrı. Yani dolayısıyla bu mekanlarda hem Abzu hem Ea gibi bir takım suyla ilişkili ilahi güçler de bulunduğu için bu çukurlarda ritüeller yapılıyor. Yani tamam, orayı işletiyorsunuz falan, orası bir maden kaynağı ama orada ritüeller de var. Mesela bazı bulunan çivi yazılı metinlerde hasta olanların, yani mesela cinlenmiş de ondan dolayı hasta olanların bu çukurlara götürüldüğünü görüyoruz. İşte bu çukurlarda bunlar böyle işte bir kısım, vücutlarının bir kısmı o çamurla, kille kaplanıyor falan. Ve böylece Enki'nin ve Abzu'nun onu, o kişiyi koruduğunu varsayıyorlar. Ve dolayısıyla artık oradan çıkan kişi sağlığına kavuşmuş oluyor gibi ritüeller var. Yani böyle metinler var yani. Zaten kullatu kadiştu diyorlar. Yani Akatça'da, yani ne demek kullatu kadiştu? Şu demek. Kullatu kadiştu, yani kullatu ocak, yani toprak ocağı. Kadiştu kutsal, yani kutsal toprak ocağı. Niye kutsal? Çünkü orası Abzu'yla Enki'nin mekanı. Bundan dolayı kutsal. Ondan sonra dolayısıyla şey, hani böyle bir dini yanı da var, ritüelistik yanı da var. Tabii bazı şeyde, ikonografik malzemelerde Mezopotamya'da kalan, mesela Asurbanipal'in var bir tane öyle. Bazı tasvirlerde şeyi görüyoruz biz. Bir kral, mesela Asurbanipal'in öyle tasviri var. Başının üzerine bir sepet almış. O sepetin içerisine bu kil yatağından kili almış ve bir ritüel yapıyor. Çünkü şey, hani krallar genellikle ilk temelleri falan da onlar atarlar. Herhangi bir mimari, büyük mimari anıtsal şey söz konusu olduğunda. Ve kral o mimari anıtın temelini atarken ilk toprağı bu kutsal kadiştu şeylerden alıyor, mekanlardan alıyor ve onu orijinal, yani mekan neresiyse, mimari birim neresiyse oraya getiriyor. Böyle tasvirler var yani. Ondan sonra evet, şöyle bugün bu kadar, burada keselim. Ondan sonra kaça kadar yaptım ben? 22-36 arası. 22-36 arasını size, bakın, okudum, orijinalini okudum, Türkçe'ye tercüme ettim. Aslında metinin, şimdi Lugalbanda, Ninsun falan var. Yani biraz onları da söyleyeyim de bari. Onlar da önemli de, hani haftaya belki biraz daha detay verebilirim ona. Tabii Lugalbanda, yani metnimizde geçen Lugalbanda, son metnin işte kaç, 34-35'lerine doğru geçen, bakayım bir dakika, nerede geçiyor? Evet, mesela 35'te falan geçiyor, 35-36 metnin sonlarında geçiyor yani Lugalbanda ve Ninsun. Lugalbanda ne? Lugalbanda kim? O bir kral ve tanrı. Şeyin, Uruk'un, yani Sümer kral listelerine göre Uruk'un ikinci kralıdır. Ve Lugalbanda tabii sadece bir kral değildir. Tabii öyle bir kral gerçekten var mı yok mu bilmiyoruz ama hani metinlerde yarı mitolojik hikayeler, bir takım anlatımlar. Lugalbanda hem Uruk'un kralı, hem Gılgamış'ın babası ve hem de şeydir, tanrıdır. Dolayısıyla Lugalbanda'nın böyle bir önemi var.
Lugalbanda'nın efsaneleri, yani kendi Gılgamış'tan bağımsız efsaneler var mı Mezopotamya'da? İşte Arat Dağ Beyi ile Lugalbanda arasındaki mücadele falan. Yani Lugalbanda da kendi başına bir figür. Hani efsanelerde falan. Ninsun da Gılgamış'ın annesi. O da bir tanrıça. Büyük ihtimalle Sümerce Ninsumun falan orijinali. Fakat Ninsun diye o biraz kalmış. Ninsun büyük ihtimalle Sümerlerden de önce şeydir. Yani lokal Sümerlerden bile önceki lokal Mezopotamya uygarlıklarına ait bir tanrıça olabilir. Daha sonra önemini biraz falan kaybetmiş. Ama Gılgamış'ın, çünkü biliyorsunuz Gılgamış 3'te 2 tanrı, 3'te 1 insan. Gılgamış'ın tanrısal olan yanları, yani o 3'te 1'lik yanı, yani tanrı olan yanı Gılgamış'ın, o 3'te 1'lik olan yanı Lugalbanda ile Ninsun'dan geliyor. Ninsun da çok fazla malzeme, en azından bugüne kadar olmayan, fakat bir inek, yani tabii inek kavramı Mezopotamya'da çok güçlü bir fenomen. Yani sadece Mezopotamya'da değil, bakın İran'da, Hindistan'da inek ve bizim Mezopotamya'da çok temel bir arketiptir. Ve çok kozmik bir yeri vardır. Mesela Zerdüştlük'te falan müthiş önemlidir. Bunları yine anlatırım ileride de. İşte Ninsun öyleyse Gılgamış'ın annesi, o bir tanrıça. O bir şey vardır, Potnia Teron, yani dinler tarihi literatüründe geçen bir şey bu. Potnia Teron, ne demek Potnia Teron? Şu, mesela Girit'te falan buna benzer çok motif var. Bizim Anadolu'da da kısmen var. Böyle hayvanlara egemen tanrıça. Yani öyle bir tasvir vardır. Yani hani arkeolojiyle ilgileniyorsanız hemen anlarsınız. İşte bir tane böyle ortada bir tanrıça, bir kadın figürü. Tanrıçanın ayaklarında veya kollarının altında hayvanlar. İşte aslan olabilir, başka bir şey olabilir. Potnia Teron denilen, yani ne demek o? Bütün hayvanlara, yani tabiata aslında egemen olan tanrıça. Ninsun biraz öyle bir şey aslında. Büyük ihtimalle pre-Sümer bir tanrıça. Dolayısıyla Gılgamış gücünü alsa nereden alabilir? Kendisi de bu vahşi tabiatın bir parçası, yani Gılgamış'ın kendisi de bu vahşi tabiatın parçası zaten. İşte o ancak Ninsun'dan emerse sütü güçlü olabilir. O yüzden de orada Ninsun motifi şey olmuş, kullanılmış gibi geliyor bana. Evet, şimdi bugün bu kadar ama önümüzdeki hafta yine bir iki şey değineceğim, yani bu son metnimizle ilgili. Ondan sonra da 36. satırdan işte 46-50'ye kadar devam edelim. Büyük ihtimalle Temmuz boyunca her hafta geleceğim. Ağustos boyunca da herhalde her hafta geleceğim. Böyle biraz daha okuruz yani. Evet, hepinize kolay gelsin.